Suruç'ta neler yaşanıyor? Gün boyunca neler oldu sevgili seyirciler? Hemen bölgedeki arkadaşımız Nilüfer Kutlu'ya sözü vereceğiz. Evet Nilüfer, söz sende. Pınar Işık Ardoğur, Erbil'den çarşamba günü saat 13.45'te yola çıkan 80 kişilik peşmerge birliği karayoluyla 36 saatin ardından Suruç'a ulaştı ve burada hava yoluyla gelen peşmerge birliğiyle buluştu ve Suruç'ta bir köyde AFAD kampında bekletiliyorlar ve burası sınıra 5 kilometre uzaklıkta. Peki neden burada bekletiliyorlar? Ne zaman geçecekler Kobani'ye? Aslında sabah saatlerinde bir 10 kişilik grup geçti YPG ile buluşmak üzere, değerlendirmeler yapmak üzere. Silahların nerede konuşlandırılacağı ve stratejilerinin ne olacağına dair değerlendirmeler yapmak için 10 kişilik peşmerge grubu gitti ve geri kalanlar da burada hemen arkamdaki AFAD kampında bekletiliyor. Ve 46. gününe girdi Kobani'deki çatışmalar. Sabah saatlerinde aslında sakindi Kobani, ancak akşama doğru yine hareketlendi. 27 Eylül'den bu yana Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon güçlerinin saldırıları devam ediyor ve bugün de o saldırıların birkaçı yaşandı. Çünkü IŞİD terör örgütü Mürşit Pınar sınır kapısına yine saldırılarını yoğunlaştırdı, şiddetini arttırdı saldırılarının, peşmergelerinin geçişi öncesi. Bu arada Irak Bölgesel Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani de bir açıklamada bulundu ve dedi ki Amerika'nın desteği, Amerika'nın yardımı, Türkiye'nin de desteği olmazsa, rızası olmasaydı peşmergeler geçemezdi Kobani'ye dedi. Evet, geçecek peşmergeler, geri kalanlarda 10 kişilik grup geçti dedik. Geri kalanlarında onar gruplar halinde geçmesini bekliyoruz diyelim. Biz şimdilik takipteyiz. Pınar Işık Ardoğur, söz yeniden sizde. Evet Nilüfer Kutlu'ya çok teşekkür ediyoruz sevgili seyirciler.